İyi günler arkadaşlar. Bugün size elektrik yükleri hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar vardır. Bunların etrafında elektronlar belli bir düzen altında ne yaparlar arkadaşlar? Dönerler. Bunları ki zaten ileriki sınıflarda daha geniş bir şekilde öğreneceksiniz. Protonun sembolü P ile gösterilir. Nötronun sembolü N ile gösterilir. Elektron sembolü E ile gösterilir. Proton artı yüklüdür. Elektron eksi yüklüdür. Nötron yüksüzdür. Yüksüz demekle neyi kastediyoruz? Artı yüklerle eksi yüklerin eşit olduğundan bahsediyoruz. Yani nötronda M artı yük vardır. M ne vardır arkadaşlar? Eksi yükler vardır. Burada bir uyarımız var. Dikkat edin arkadaşlar. Uyarı. Önemli bir uyarıdır. Dikkat edin buraya. Artı yükler kesinlikle hareket etmez. Artı yükleri kesinlikle hareket ettirmeyeceksiniz. Yani ileriki örneklerimizde şunları göreceksiniz. İki tane cisimleri birbirine sürttüğümüz zaman ya da dokundurduğumuz zaman kesinlikle elektron alış ve verişi olur. Proton alış verişi kesinlikle olmaz. Çok dikkat etmemiz gereken bir önemli uyarıdır bu. Buradaki hatırlatmaya dikkat edelim. Eksi yükler hareket eder, elektron alınır veya verilir. Nötr cisim demek artı ile eksi yüklerin eşit olması demektir. Şimdi arkadaşlar elektrik yüklerinin özelliklerine bakalım. Elektron elektriklenme eşi sağlar arkadaşlar. Yani elektronun özelliği elektriklenme eşi sağlamaktır. Mesela iki tane cismimiz olsun arkadaşlar. A cismi ve B cismi olsun arkadaşlar. Bu iki cisim birbirlerinden elektron alır veya elektron verirler. Örnek olarak şöyle söyleyelim. Mesela bu artı yüklü olsun, bu eksi yüklü olsun. Bunlar birbiriyle temas altına girdikleri zaman arkadaşlar yüklerin durumuna göre ya elektron buraya gidecektir ya da buradan buraya bir elektron akışı olacaktır. Yani dikkat ederseniz ya B'den A'ya elektron gider ya da A'dan B'ye elektron gider. Kimin nereye gideceğini sorular belirler. İşte yüklerin miktarı, yükün küçük olması, büyük olması belirleyicidir. Örneklerimizde onları da göreceksiniz. Mesela şu kurala dikkat edelim. Elektron. Elektronu kesinlikle bölemeyiz arkadaşlar. Kimse bizi bölemez. Elektronları bölmemiz şu an için imkansızdır. Elektronlar en küçüktür. En küçük parçacık olarak gözleniyor şu anda. Atom altı parçacıklar haricinde. İki tane elektronu karşılıklı bir araya getirdiğimiz zaman yüklerin aynı olması durumunda elektronlar birbirlerini iterler. Yani iki tane elektron karşılıklıysa ne yapacakmış arkadaşlar? Birbirlerini iteceklermiş. Yani şöyle bir soru gördük diyelim. Eksi Q, eksi Q gibi bir soru gördük diyelim. Bunlar birbirlerine nasıl etki eder diye sordukları zaman ne yapacaksınız? Bunların birbirlerini ittiklerini söyleyeceksiniz. Şu kurala dikkat edelim. Bir elektronumuz var, bir protonumuz var. Doğada elektronlar eksi olarak, protonlar artı olarak gözleniyor. Doğada elektrik yükleri vardır. Bunlardan biri nedir? Elektrondur. Diğeri nedir arkadaşlar? Protondur. Yüklerden biri eksi, biri artıysa, yani bir elektron, biri protonsa, bunlar arkadaşlar zıt yük olduğu için birbirine ne yaparlar? Çekerler. Yani bir soru gördük. Biri eksi yüklü, bir artı yüklü. Bunların birbirlerini ne yaptıklarını gözlemeniz gerekiyor. Birbirlerine doğru çektiklerini gözlemeniz gerekiyor. Elektrik yüklerinin korunumu. Elektrik yükleri arkadaşlar önceki yükle sonraki yük kesinlikle birbirine eşit olmak zorundadır. Yani diyelim ki elimizde iki tane yük olduğundan bahsedecek. Bunları birbirine dokunduracak veya dokundurduktan sonra ayıracak. Biz soruları çözerken başlangıçtaki toplam yük miktarını son andaki toplam yük miktarına eşitleyerek çözeceğiz. Başlayalım soruları çözmeye arkadaşlar. R yarıçaplı artı 2Q yükünü hemen oluşturuyoruz. R yarıçaplı artı 2Q yükümüz var. 3R yarıçaplı artı 4Q yükü var. Bunları birbirine dokundurursak son yükleri ne olur diye soru sormuş. Kuralımız şu arkadaşlar. Başlangıçtaki yükü son andaki yüke eşitleyeceksiniz. Başlangıçtaki yük toplamını son andaki yük toplamını eşitleyerek soruyu çözmeniz gerekiyor. Ama biz daha kısa olarak şöyle çözeceğiz bunu. Önce başlangıçtaki yükleri toplayacağız.
ne diyoruz? Başlangıç yüklerini topla. Sonra arkadaşlar toplam yarıçapa böl. Neymiş? Toplam yarıçap. Peki gelin bu işlemi yapalım şu anda. Toplam yükümüz ne? 2Q artı 4Q. Toplam yarıçapımız ne? R artı 3R. Burada ne çıktı arkadaşlar? 6Q bölü 4R. İşlemi yaptığımız, bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi dursun. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 1R yarıçapına, bakın 1R yarıçapına 6Q bölü 4 kadarlık yük düştüğünü gösterir. Unutmayın. Sadeleştirme yapalım. 3Q bölü 2. Ne yaptık arkadaşlar? Neden söylüyoruz? Toplam yük bölü toplam yarıçap. İşlemi açtım. Şuradaki R'yi kapalı tutuyorum. Bu 1R'ye düşen yük miktarıdır. O zaman hemen soruya dönüyoruz. Bunun yarıçapı arkadaşlar ne kadar? R'ye kadar. Zaten 1R'ye düşen yük miktarını bulmuş muyduk? Bulmuştuk. O zaman bunun yükü nedir arkadaşlar? Son yükü 3Q bölü 2'dir. Peki bunun yükü ne kadardır arkadaşlar? Yarıçapı ne kadar? 3R. 1R'ye şu kadar düştüğüne göre buna ne kadar düşecek arkadaşlar? Onun 3 katı düşecek. O zaman 3 ile çarparsak 9Q bölü 2 kadar yük düştüğünü göreceksiniz. Peki kontrol edelim bakalım. Başlangıç yükle son andaki yük birbirine tuttu mu? Tutmak zorunda çünkü. Başlangıç yük miktarı ne kadar arkadaşlar? 6Q. Son andaki yük miktarı ne kadar arkadaşlar? 3Q, 9Q, 12Q bölü 2'den 6Q. Demek ki işlemimizi ne yaptık? Doğru yaptık. Bunu çözelim arkadaşlar. 2R yarıçaplı. Eksi Q yükü. R yarıçaplı. 7Q yükü. Hepsini yazıyoruz. Dokundurursak ne olur diye sordu. Hemen kuralımızı başlatıyoruz. Yükleri topluyorum. Eksi Q artı 7Q. Yarıçapları topluyorum. 7 eksi Q daha ne etti? 6Q. 3R. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şurayı kapalı tutuyorum. 1R'ye ne kadar yük düşüyormuş arkadaşlar? Sadeleştirelim. 2Q. Hemen belirledim. Demek ki 1R'lik yarıçapa 2Q'luk yük düşecek. Hemen buraya geçiyorum. Yarıçapı ne kadar? 2R. Bunun kaç katı? 2 katı. O zaman son yük nedir? 4Q'dur. Bunun yarıçapı ne kadar? R. 1R'ye ne kadar düşmüştü? 2Q. Buna düşen yük miktarı 2Q'dur. Kontrol yapalım hemen arkadaşlar. Toplam yük ne kadar? Önceki toplam yüküm ne kadar? 6Q. Son andaki yüküm ne kadar arkadaşlar? O da 6Q. Demek ki başlangıçtaki yükle son andaki yük ne yaptı arkadaşlar? Kendini korudu. Şimdi arkadaşlar size özel bir kısım var. Elektriklenme. Elektrikle yüklenme olayı. Cisimleri elektrikle yüklemenin 3 olayı vardır. 3 tane farklı olayımız var arkadaşlar. 1- Sürtünme ile elektriklenme. 2- Dokunma ile elektriklenme. 3- Etki ile elektriklenme. Üçünü de kullanıyoruz bilgi olarak. Önce sürtünme ile elektriklenmeye bakalım. Sürtünme ile elektriklenme. İki cismi sürtünme ile elektriyebilmemiz için iki cisim de kesinlikle nötr olmalı arkadaşlar. İki nötr cismi birbirine sürtersek cisimlerden biri artı diğeri eksi yüklenir arkadaşlar. Yeniden söylüyorum. İki tane nötr cisim olsun, bu cisim de nötr olsun, bu cisim de nötr olsun. Ben bu iki cismi birbirine sürtersem ayırdığım zaman bu artı Q yüklü olursa bu eksi Q yüklü olur. Ya da yine sürttüğümü kabul edin. Bu eksi Q yüklü olursa bu artı Q yüklü olur. Yani hangisinin artı hangisinin eksi olacağını şekiller, cisimlerin cinsleri belirliyor arkadaşlar. Bakın burada örneklemişik. A ve B cismi nötrmüş. Bunları birbirine sürtüyorum. Sonuçta A artı yüklü olursa B eksi yüklü olur. Veya A eksi yüklü olursa B artı yüklü olur. Şimdi bu kuralları ezber bilmeniz gerekiyor. Cam çubuğu yünlü kumaşa sürtersek, sınavlarda çıkar arkadaşlar, böyle özellikle üniversite sınavlarında. Cam çubuğu yünlü kumaşa sürttüğümüz zaman cam artı yüklenir, yünlü kumaş eksi yüklenir. Nasıl oluştu bu olay görelim. Bakın burada bir yünlü kumaşımız var. Yünlü kumaş benim olsun. Bu da cam çubuk olsun. Cam çubuğu buraya sürtüyorum. Burada ne gerçekleşti arkadaşlar? Yünlü kumaştan ve cam çubuk birbirine sürtüldüğü zaman cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladı. Cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladı.
Cam çubuk yünlü kumaşa elektron yolladığı için cam ne yüklenir arkadaşlar? Artı yüklenir. Yünlü kumaşa eksi geldiği için ne yüklenir? Eksi yüklenir. Sonuçta neymiş? Ezber olarak da bilebilirsiniz. Cam artıdır, yünlü kumaş eksidir. Bunun başka bir özelliği var bir de. Ebonit çubuk, yani plastik tarak, onlara benzeyen bir olay. Plastik tarağı düşünebilirsiniz. İpekli kumaşa sürtersek ne olur? Bu sefer şunu ayarımıza canlandıralım. Ebonit çubuk bu olsun, ipek kumaş bu olsun. Sürttüğümüz zaman buradaki olayımız nasıl gerçekleşti? İpek kumaş ebonit çubuğa bu sefer elektron yolladı. Elektron yolladı bakın. İpek kumaş elektron verdiği için arkadaşlar artı yükleniyor. Ebonit çubuk eksi aldığı için eksi yükleniyor. Unutmayın, yeniden söylüyoruz. Önemlidir, çok dikkat edin. Şu en önemli nottur, dikkat. Elektron alışverişi olur. Elektron alınır veya verilir. Önemli bir notumuz var. Çok önemli notumuz vardır. Sürtünme ile elektriklenmede yarı çap sizce nedir? Önemli midir? Önemsiz midir? Unutmayın sakın. Sınavlarda çıkar. Önemsizdir. Yani burada şunu böyle küçük bir örnekle size tanımlamam gerekirse, diyelim ki A nötr cismi var R yarıçapında, B nötr bir cisim var 2 R yarıçapında. Bu cisimleri birbirine sürtüyorum. Sürtme sonucu bu artı Q yüklenirse bu eksi Q yüklenir. Veya bu eksi Q yüklenirse bu artı Q yüklenir. Veya bu artı Q yüklenirse bu eksi Q yüklenir. Bir sürü alternatif vardır. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Yük miktarları kesinlikle eşittir. Sadece işaretleri farklıdır. Geldik öbür kuralımıza. Dokunma ile elektriklenme. Cisimlere ne yapacağız arkadaşlar? Dokunacağız. Bir dokunma yapacağız. Bakın gördüğümüz gibi şu kalemi, bu cismi nötr cisme dokunduracağız. Ne olur? Artı yüklü bir cismi nötr cisme dokundurursak sonraki olayda dokunduğumuz cismin işaretinin artı olması gerekir. Dokunmanın bir özelliği vardır arkadaşlar. Şudur. Nötr cisme ne dokunursa dokunanın işaretini alır. Yani nötr artı dokunursa artı olur. Nötr eksi dokunursa eksi olur. O zaman ne oldu arkadaşlar? Ben bu cismin de artı yükleneceğini biliyorum. Nasıl olacak o zaman? Buradan buraya eksi geçmeli ki burada protonlar fazlalaşsın. Geçtim buraya. Nötr cismi eksi dokundurursak ne olur sonraki olayda? Ne olacak? Bu cisim eksi yüklenmek zorunda. Eksi yüklenmesi için ne olmalı? Bu cisimden buraya eksiler geçmeli ki üzerinde elektronlar oluşsun ve eksi yüklensin. Şimdi arkadaşlar artı yüklü cismi topraklanmış bir cisme dokunuyoruz. Unutmayın topraklanmış cisimler nedir arkadaşlar? Nötrdür. Ne olacak? Artı ne yapar arkadaşlar? Artı elektron ister. Çünkü artı ben hareket etmem der. Ben ağırım der. Elektronları nereden ister? Çok çok önemli bir kural. Çok önemli bir kural arkadaşlar. En uzaktan ister. Çoğu öğrencinin bilmediği bilgidir. En uzaktan ister. Yeniden söylüyorum. Çoğu öğrenci duymamıştır bu bilgiyi. Artı en uzaktan ister. Nereden ister? Topraktan ister. Topraktan neler geldi arkadaşlar? Eksiler. Arkadaşlar dokunma ile elektriklenmede yarı çap önemlidir. Geldik buraya arkadaşlar. Etki ile elektriklenme. Artı yüklü cisim nötr bir cisme yaklaştığı zaman ne olur? Artı ne yapar arkadaşlar? Eksi ister. Nereden ister? En uzaktan ister. Şu bölgenin eksi de buraya gelerek, eksiler buraya gelerek burası eksi olur, burası artı yüklü olur. Bu cisim burada durduğu sürece burası eksidir, burası artıdır. Eğer bu cisim uzaklaşırsa bu ne olur yeniden arkadaşlar? Nötr hale geçer. Yükler birbirine karışarak nötr hale geçer. Eksi yüklü cisimde tür bir cisme yaklaştırılırsa ne olur? Eksi ne yapar arkadaşlar? Kendine yakın olan elektronun hepsinin uzaydır. Eksi buraya geldi. O zaman burada ne açığa çıktı? Artılar açığa çıktı. Bu burada durduğu sürece burası artıdır, burası eksidir. Bu çekip giderse arkadaşlar ne olur? Bu yerine karışarak nötr hale geçer. Artı yüklü bir cisim topraklanmış bir cismi etki altına alırsa ne olur? Artı en uzaktan elektron ister. En uzaktan. O da topraktan çeker unutmayın. Topraktan elektronları çekerek eksilerin burada olmasını sağlar. Eksi yüklü bir cisim topraklanmış bir cisme etkilerse ne olur? Eksi ne yapar arkadaşlar?
kendisine yakın olan eksileri en uzaydır. En uzak dediğimiz topraktır. O zaman burada neler açığa çıkar arkadaşlar? Protonlar açığa çıkar. Bu cisim burada durduğu sürece ne? Burası artıdır. Burada zaten hiçbir yük açığa çıkmaz.